Herkese merhaba. Ben Eray Kılıç. O Ne Diyor Yemeğin yeni formatında İstanbul'un hamburgercilerini çekmek için sabahın erken saatlerinde uyandım. Saatler şu anda 7'yi geçiyor. Bugün ve yarın sizler için en iyi hamburgerlerin peşinde koşacağım. Yağmur demeyeceğim, çamur demeyeceğim, kar demeyeceğim. En güzel, en lezzetli hamburgerleri sizler için çekeceğim. Evet, İstanbul'un en iyi hamburgerciler için O Ne Diyor Yemeğin yeni formatında yola çıkıyoruz. Hadi gelin benimle. Lezzetli hamburgerciler, pizzacılar, lahmacuncular, kebapçılar, dönerciler diye yemediğimiz hiçbir lezzet kalmayacak. Yediğimizi yorumlayacağız. En lezzetlileri size söyleyeceğiz. Hatta videoya yorum yapan arkadaşlarımıza da bu lezzetlerden hediyeler vereceğiz. Kusura bakmayın, size bakamıyorum çünkü yola bakmam gerekiyor. Emniyet kemerimi de taktım yani, kurallara uyuyorum. En lezzetli hamburgerin peşine düştük. Onu bulacağız ve size göstereceğiz. Ne diyeceğiz? Yerim abi diyeceğiz. Evet, bu yağmurlu İstanbul gününde Etiler'deki meetingteyiz. Meeting'in burgerleri çok iddialı dediler. Biz de geldik. Bakalım söyledikleri kadar iddialı mıymış? Yer miyim, yemez miyim? Hep beraber göreceğiz. Hadi içeri girelim. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür Nihat ederim. Bey. Çok sağ olsun Şef Nihat Güzeldere ile beraberiz. Akatlar, Zeytinoğlu Caddesi'nin sonunda meetingdeyiz. Etlerin toplantı yaptığı yer mi burası? Neden meeting? İnsanların hem toplantı halinde bir yemek yiyip görüşmelerini yapabilmesi. Hani meet and go, ye iç git anlamında böyle bir isim. Nihat Güzeldere'nin kısaltını diyeceğim. Şimdi. Sende nasıl burgerler var? Sen bize nasıl burger yedireceksin? Bendeki burgerler asado burger, atom burger, spagetti burger ama benim adımını da taşıyan Meeting burgeri kesinlikle tavsiye ediyorum. Belki her yerde klasik olarak düşünülen bir evet. burger ama tadını denemenizi O zaman sadece buraya özel standart bir burger yiyeceğiz ama o burgerin lezzeti standartların üstündeymiş. Kesinlikle. Yiyelim görelim. Tattıktan sonra üzerine konuşacağız. Tamam. Nedir bu hamburgerin özelliği? Evet, standart dedin ama ya. Standart hamburgerin en büyük özelliği etin ve yağ oranının. Avucuna sığmıyor ya. Ekmeğe nasıl sığacak? Piştikten sonra kaç et kendi bu 200-210 gram arasında bir hamburger veriyoruz. Ve bizi biz yapan bundaki en önemli şey hamburgerin standartında reçetesine uyulması. Ekmekleri kim yapıyor? Ekmekleri de kendimiz hazırlıyoruz. Kendi özel reçetesiyle. Hiçbir ürün dışarıdan değil. Valla pişerken izledim. Şimdi ben tadına bakarken de siz izleyin. Öncelikle ellerine sağlık. Afiyet olsun. O zaman tadımımıza geçebiliriz. Kesinlikle. Ben şöyle eldivenlerimi takayım. Başlıyorum. Bence bu burgerin adı yanlış. Standart falan değil bu burger. Çok güzel. Afiyet olsun. Gerçekten. İşte insanların yüz ifadesinde görmüş olduğumuz bu ifadeler bizi en çok mutlu eden şey. Ekmeği olsun, eti olsun, pişme derecesi olsun, her şey çok lezzetli. Aranızdan şanslı kişilere de burger hediye edeceğiz. Evet. Meeting'in patatesleri. Evet, ev yapımı cips. Çıtır cipslerimiz. Bunları evde yapım mı getiriyorsun abi gerçekten? Bunları gerçekten evde yapmıyorum. Burada hazırlıyoruz. Burada hazırlayıp kendimiz hazır almış olduğumuz normal patatesleri tarayarak bu hale getiriyoruz. 3 aşamadan geçiyor bunlar bu noktaya gelene kadar. 4. aşamasını da size gösteriyorum. Evet, işte 4. aşaması da arayın birisi. Bu 4'tü. Ben etimi orta pişmiş sevdiğim için özellikle böyle istedim. Ama ona pişmemiş falan diye yorum yapmayın yani. Standart burger bile standardın üstündeydi. Diğer yerlerde çok değişik, çok orijinal, çok kreatif burgerler yiyeceğiz. Nasıl bir gün bizi bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Çok lezzetli şeyler yedik. Standart şeyler dediler ama bence standart değildi. Şimdi bir sonraki durağımıza yeni ve standart olmayan şeyler yemeye doğru yola çıkıyoruz. Hadi gel abi sen de gel. Gel otur. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru yoldayız. Maslak 1453'e gidiyoruz. Aynı zamanda Yeniköy'de de şubesi olan Hop Dedi Burger'e, lezzetli burger yemeye gidiyoruz. Bakalım yiyeceğimiz burger bizi hop dedirtecek mi? Maslak 1453'e geldik. Yeniköy'de de şubesi var ama biz Maslak'ı tercih ettik bugün. Aman kaymayalım. Hop Dedi Burger'in en meşhur ve vazgeçilmez burgeri Smokey Burger deneyeceğiz bugün. 220 gram dediler. Bakalım şimdi tartacağım, size söyleyeceğim kaç gram olduğunu. Engin Bey, nasılsınız? Yeniköy'de başladı macera. Aynen öyle. O maceranın başında ben de sizinle çok güzel şeyler yemiştim. Aynen.
Başarı sizi Maslak'a taşıdı. Evet. Maslak 1453'tesiniz, ikinci şube. Üçüncü şube nerede olacak? Bilmiyorum, sürpriz. Ama bir yıl içinde olacak. Hadi gidelim bakalım neler hadi oluyor mutfakta. Evet, mutfağa bastım. Şimdi eldivenimi de giyeceğim. Sizler için kaç gram olduğuna bakacağım etin. Hazır, terazimizi açtık. Evet, 202. Şu an tam 202. Bu hamburgerin olayı, her gün kendimiz ellerimizle sanki annemizin evde bize hazırladığı köfteleri hazırlanmış gibi yapıyoruz. Dondurucuya koymak yok, hiçbir şey yok. Ellerimizle, hiçbir makineye basmadan, sevgiyle, keyifle, İşte azimle bu. 5 yıldır bunu yapıyoruz. Smokey burgerimiz hazır. Kokusu beni benden aldı. Şu an konuşamıyorum. Bunu alıyorum ve masama doğru ilerliyorum. Smokey burgerimiz hazır. Ben yine her zamanki gibi eldivenlerimi takar, tadına bakar, yorumlarımı yaparım. Crispy soğanlı 200 gram smokey burgerimiz nasılmış? Bak bak bak. Nazmi, suları görüyor musun abi? Görüyor musun abi bak. Soğanları gör abi, soğanları gör. Bu olayı hakikaten olay yani. Çok güzel. Çok keyifli bir burger. Elinize kolunuza sağlık, o parmaklara sağlık. Teşekkür ederiz. Kokteyli burger, Smokey burgerle burgere son noktayı koymuş. Delikleri kadar var. Bu burger olay. Çok beğendim. Şimdi yemeye devam ediyorum. Rica etsem kamerayı kapatırsak. Bay bay. Yerim abi diyorum, yerim diyorum, yiyorum. Hepsini bitireceğim. Benim yediğim bu leziz burgerleri siz de yemek istiyorsanız önce videoyu beğeniyorsunuz. Daha sonra kimle, nasıl, ne şekilde, 5N1K yani yerim diyorsanız onları yorum olarak şu alta yazıyorsunuz. Ben de sizin için yemeğe devam ediyorum. Onidio yemek izleyicilerime bu göbek feda olsun diyorum. Ben herhalde bir sonraki lezzet durağından sonra şoför tutacağım. Araba falan kullanamayacağım yani bu gidişle. Arka koltukta yatarım abi. Şimdi Etiler'e gidiyoruz. Kasap kadın varmış. Türkiye'nin ilk kasap kadını kendi elleriyle bize burger yapacak. Yerim abi en iyi hamburgerin peşinde. Yağmur çamur demedik. Etiler Nispetiye Caddesi'ne geldik. Onca trafiği atlattık. Nusret'in kurucularından, ortaklarından Mithat Erdem'in mekanı Mitko'dayız. Mitko'da bizi kasap kadın karşılayacak. Kasap kadın bize lokum burger yapacak. Lokum gibi dediler burger. Bakalım nasılmış, hep beraber görelim. Hadi bakalım Mitko'ya. Kasap kadın. Evet. Hamburger'e kadın el değecek bugün. Evet. Hep beraber lokum burger yiyeceğiz. Şimdi bakalım neler yapacağız. Mitko Etiler'de Nispetiye Caddesi'nde. Kasap kadın da burada çok lezzetli burgerler ve etler servis ediyor. Zaten benim anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz tezgah yanıyor. Evet, nasıl başladı hikaye, biraz bahseder misiniz kendinizden? Tabii. Uzman olarak Türkiye'nin 20 yıllık ilk kadın kasabıyım. Uzman olarak onun altını çizeyim. Her zaman bir sloganım vardı, söylerim. Kralını tanımam, kraliçe zaten benim diye. Etin kraliçesi yanımızda bugün. Etin kraliçesi. Evet. O güzel ellerle lokum burger yapmaya gidiyoruz. Hadi gelin mutfağa. Bonfilinin en kalitelisi. Yani lokum diye geçmiyoruz. Damarlar. Şuraya bakar mısınız? Çok özel bir ettir bu. Çift çedar. Karamelize öyle. Soğan 120 gram lokum ızgarasında bizim için pişiriyor. Oo. Duyuyorsunuz müzikler de bize eşlik ediyor. Of 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 of. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Yerim abi, yerim abi, gel. Evet, Mitko Steakhouse'da kasap kadının ellerinden lokumun lokumu burgerler. Bir önceki lezzet duraklarımız hamburgercilerdi. Burası aynı zamanda bir steakhouse olduğundan lokumun lokumu burger tatmak istedik. Eldivenlerimizi de taktık. Hazırız, başlıyoruz. Soğutmayı sevmem. Evet, başlıyoruz. Tescilini bir tescil daha kattım. Kasap kadın imzasını atmış gerçekten. Patatesler de çok güzelmiş. Baharatlı, biraz da acı. Siz yapıyorsunuz herhalde. Biz yapıyoruz. İki çeşit patatesimiz var. O yemiş olduğunuz cips patates. Bir de. Bu da elma dilimi. Mitko'ya özel Voronisa içiyoruz. Alkolsüzdür. Hafif tatlı. Blueberry özü var sanırım içinde. Çok lezzetli vallahi. Hararetimi de aldı. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. Bir ısırık bile aldım ve onlarca yorum yapabilirim.
pamuk gibi ağzımda harika bir şekilde dağılıyor. Zaten ekmekler, patates, cips, sizin dokunuşunuz kadın eli değmiş. Lokum burger yedik arkadaşlar. Kesinlikle. Hayatımda ilk defa yedim. Yani fiyat ve lezzet arasındaki performansı yapacak olursak bence çok pahalı değil. Şimdi ucuz demeyelim, 50 TL ucuz olur mu falan gibi yorumlar gelebilir. Ama bence adaletli. Burada kullanılacak en önemli kelime fiyat adaleti ve lezzet. Bekliyoruz efendim. Yağmur demedik, çamur demedik, akşam demedik. Günün her saati yine lezzetli hamburgerlerin peşinde koşuyoruz. Akaretler'de 14 ay önce açılan House of Bee'ye geldik. Dr. Hub burger yiyeceğiz. 150 gram burgere Dr. Hub olarak eldivenleri takıp cheddar peyniri basacağız. Cheddar peyniri de kendileri yapıyorlarmış. Araba çarpmadan ben şöyle geçeyim. Hadi bakalım House of Bee'ye gelelim. Bizi neler karşılayacak görelim. Lezzetli burgerlerin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Siz değerli O Ne Diyor Yemek'teki izleyici arkadaşlarım için. Akaretler House of Bee'deyiz. Anıl Bey'le beraberiz. Merhaba. Anıl Bey, bize House of Bee'yi biraz anlatır mısınız? 15 ay önce açtık burayı. Geçen Eylül'de. Yurt dışında gezdiğiniz zaman, burgercilerde kapıdan içeri girdiğiniz zaman sadece burger değil, duvarlar, dekorlar, efektler vesaire bunlar çok etkili. En sonunda burgeriniz deyip bir deneyim yaşayıp çıkıyorsunuz. Yo, konsepte bayıldım gerçekten. Çok gezdik az önce. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. İnşallah burger için aynı şeyi söylemek İnşallah. İstiyorum. İnşallah. Az sonra. Yani esas istediğim şey, biz bir American Diner dediğimiz kategoride bir restoran oluyoruz. Çünkü sadece burger değil, sosisli, mac and cheese, crazy milkshake dediğimiz çılgın milkshake'ler, evet, salatalar gibi farklı ürünlerimiz de var ama tabii esas ürünümüz burger. Hadi bakalım şimdi mutfağa gidelim. Dr. Hub burgeri yapmak için mutfağa bastık. Ama dedim ben kıyafetler olmadan mutfağa falan giremem dedim. Şapkamı da taktım, montumu da giydim. Catwalk'umu da yaptım ve mutfaktayız. Bize birazcık House of Bee ile alakalı birkaç bilgi daha verir misiniz hazır mutfaktayken? Bu işin sırrı aslında taze et kullanmakta. Biz etimizi kendimiz çekiyoruz, kendimiz basıyoruz. Şırıngayı ben basacağım. Şırıngayı siz basacaksınız. Aynen. Köfte ile ilgili dediğim gibi taze çekilmesi ve ekmekler, doğru bir karışım olması yeterlidir. Ekmekleri de kendimiz yapıyoruz. Süper. O zaman biz yavaş yavaş masamıza doğru ilerleyelim. Dr. Hub'ımız bekliyor olalım. Elimde şırıngayla, eldivenlerimle. Hadi bakalım gidelim. Dr. Hub burgerimiz geldi. Birazdan şırıngayı enjekte edip, hatta şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Evet, enjekte ediyorum, enjekte ediyorum. Vay, işte bu. Hatta Ankara çubuk turşusu da var ha yanında. Cheddar peyniri nasıl aktı? Kokusu harika. Birazdan anlatacağım. Evet, burgerimizin içinde kibrit, çıtır, patatesler, cheddar peyniri zaten kendi ellerimle enjekte ettim. Eldiven konseptime de çok uygun bir şey oldu. 150 gram burger eti ve özel yapılmış ekmeği. Yerim abi demeye devam edeceğim. Ankara çubuk turşusu eşliğinde. Yeni kıyafetlerimle. Personel kıyafeti giydim, öyle yedim valla. Ama sizin personel kıyafetiniz en şık bence Anıl Bey. Fiyatı da gayet uygun. Yani bu kadar lezzetli, özel bir ürün yiyorsunuz. Akaretlerde böyle bir ortamda yiyorsunuz. İyi servis alıyorsunuz. Sosyalleşiyorsunuz ve sadece 32 TL ödüyorsunuz. Sabahtan beri hamburger yiyorum. Artık akşama ettik. Saatler 9.30-10'a geliyor. Biraz dinlenelim. Biraz yediklerimizi hazmedelim. Biraz yürüyüş yapalım. Yarına bomba gibi yeni hamburger durakları için yeni lezzet duraklarını gezeceğiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi bugünlük öpüyorum. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın. O Ne Diyor'daki arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Dün sizler için bir sürü burger yedim. Devamı bugün. Biraz daha yiyeceğim, biraz daha yiyeceğim. Akşama kadar yiyeceğim. Bugün Avrupa yakasından Avrasya Tüneli'ni kullanarak Asya yakasına geçeceğiz. Asya yakasında Hazar Şef'in restoranı Fayurum'a gideceğiz. Önce kayda girdik, sonra Avrasya Tüneli'ne. Çok güzel. Şimdi suyun altına gelince böyle bu ışıklar maviye dönecek. Ve girdik. İşte Avrasya Tüneli. Suyun altındayız şu an. Kulakları tıkanan var mı? Merhaba O Ne Diyor'daki sevgili arkadaşlarım. Yine yağmur demedik, çamur demedik. İstanbul'un en lezzetli burgerlerinin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Karlı kırışık yağmur yağıyor. Şimdi Ataşehir Fayurum'dayız. Masterchef Hazar Ameni'nin mekanındayız. İçeriye girelim bakalım bizi nasıl lezzetli burgerler karşılayacak. Evet, bugün Ataşehir Fire Room'dayız. Hazar Şef'in yanındayız. Master Şef, Hazar Şef. Hepinize merhaba diyor. Nasılsınız şefim? Gayet iyi. Şef işini gücünü bıraktı. Bize zaman ayırdı. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Bugün burada ne yiyeceğiz şefim?
Şimdi bir tane Fatboy gelecek. Niye Fatboy koyduk ismini? Çünkü Harley Davidson'a bir tane bir organizasyon yapıyorduk. Onların Fatboy'u var. Biz de böyle hakikaten büyük ve böyle kallavi bir burger olduğu için adını Fatboy koyduk. Nedir özelliği? Aktif karbonlu bir tane hamburger ekmeği var. Ondan dolayı siyah gözüküyor zaten. Ve geldi. Ve geldi, nerede var? Biraz kallavi olduğunu söylemiştim. Süper. İçerisinde bunun hamburger bir tane köfte var. 150 gramlık. Üstüne bir de 150 gramın üstüne bir 110 gram kadar da dana poç var, yani dana kuyruk. Evet. 12 saat pişmiş, artık böyle tif 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 olmuş. Dana poç kullanıyoruz. İşte birkaç, 3 dilim cheddar. Bir de kendi özel bir yaptığımız barbekü sosumuz var bunun için. Böyle bir burger bu. O yüzden adını Fatboy koyduk. Zaten yerken şimdi niye Fatboy olduğunu anlayacağız. Evet. Bence. Elinize sağlık diyorum. Ben şimdi eldivenlerimi takıp burgeri yemeye geçiyorum. Bir de sizin özel limonatalarınız vardı şefim. Evet, aktif karbon, aktif karbon limonata. Var. O da hatta gelmiş. O da gelmiş, doğru. Siyah limonata. Şöyle. Siyahın en sevdiğim renk olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Hiç yok, hiç yok. Ya bu aktif karbonun aslında sadece böyle renk versin diye kullanmıyoruz. Yani siyah bir limonatamız olsun diye değil, aktif karbon. Ben de bugün size özel simsiyah giyindim. Süpersin. Aktif karbonun şöyle bir olayı var. Aslında daha önceden eczanelerde satılan karbon hapları vardı. Evet. Zehirlenmelere karşı ve insanların işte mide problemi olduğunda kullansınlar diye. Aynı şey, aynı mantık. Bizim kullandığımız Hindistan cevizinin kabuğu 700 derecelerde bu yakılıyor. Yakıldıktan sonra tabii ki simsiyah kömür haline geliyor. Sonra bir solüsyona konuyor. O solüsyondan sonra aktif karbon oluyor. Biz de onu yaptığımız işte ekmeğe veya limonataya ekleyerek detoks özelliğinden ve işte temizleme özelliğinden dolayı şu anda bayağı bir her yerde kullanılıyor. Zaman ben geçiyorum. Burada kullanmak istedim. Lütfen. Bad boy. Yani benim 10 yıl sonraki halim. Bad boy Eray diye. Evet, şimdi yiyeceğim. Evet. Bu burger değil. Başka bir şey. Valla şefim. Nasıl olmuş? Elinize sağlık. Tiftik tiftik olan kaburgalar, sosların. Kaburga değil o şey, dediğim gibi poç. Ha poç, özür dilerim. Dana kuyruk. Dana kuyruk. Aklım gitti. Kaburgalı versiyonu da var ama bu poç. Şefim, bu Fatboy'un fiyatı nedir? Fatboy'un fiyatı 46 lira şu anda. 46 TL. Benim üzdeki, evet, en pahalı burger. Adaletli bir fiyat yani. O pahalı kadar değil. Proteine, evet. Evet yani. O kadar protein, o kadar... Biraz öyle. Et, özel bir ekmek, yanında patates cipsleri. En çok yorum yapan arkadaşlara da Hazar Şef'ten belki burgerler hediye ederiz, kim bilir? Olur. Eder miyiz? Kaç kişi yedelim şefim? Bence 3 kişi yedelim. Tamam. Şanslı 3 kişiye Fire Room Ataşehir'de Hazar Şef'ten 3 tane Fatboy burger hediye. Hadi bakalım, parmaklar çalışsın. Hatta denk gelirsek ben de burada olurum. Evet. Denk gelirseniz Hazar Şef'le de fotoğraf çekme şansı yakalayabilirsiniz. Varsın. Sıkça burada olurum. Harika. Bekliyoruz hemen. Görüşmek üzere. Yağmurdan kaçarken Burger X'te tutuldum. Burger X'teyiz. Acıbadem'deyiz. Aynı zamanda Erenköy'de de ve Ataşehir'de de şubeleri olan bir burgerci. Yine cheddarlar falan çıkıyor dediler burgerin içinden. Bakalım neler çıkacak, neler yiyeceğiz. En lezzetli burgeri sizin için keşfetmeye devam ediyoruz. Hadi gelin, mutfağa gidelim. Neredeyiz? Acıbadem'deyiz. Burger X'in Acıbadem'deki şubesindeyiz. Çünkü başka yerlerde de şubesi var. Hatta yakında yeni yeni şubeler de açacaklarmış. Her şey bu varille başladı dediler. Daha sonrasını markanın genel müdürü Melis Hanım'dan dinleyeceğiz. Nasılsınız Melis Hanım? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, Burger X'i biraz sizden dinleyelim. Burger X ilk Göztepe'de açıldı ama böyle bayağı hani şakalaşırken yapsak nasıl olur, olsa mı olmasa mı derken öyle açılan bir marka. Masamız buydu. Hatta tek masamız buydu. Çok güzel. Velhasıl baktık biz bu işteyiz. Güzel de gidiyoruz. Her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Ekmekler günlük yapılıyor, soslar günlük yapılıyor, köfteler günlük yapılıyor. Hiçbir şeyde katkı yok ve her şey günlük taze bizim tarafımızdan yapılıyor. Harika. Melis Hanım, diyorum ki bu videonun altına şöyle Burger X ile alakalı, bizim bu çekimimizle alakalı güzel yorum yapan 3 şanslı kişiye de Burger X'in Beşiktaş şubesinden Molten Burger verelim. Hamburgerimiz olan Molten Burger. Birazdan benim yiyeceğim burgerden size de hediyeler vereceğiz. Beşiktaş şubesi Burger X'te Melis Hanım'dan. Hadi şimdi Molten Burger yapmaya gidelim.
Lala. Bu sefer Melis'le çıktım arkadaşlar. Uluç Bey plate'te yapıyorsunuz yine de çok lezzetli dediler. Biz de geldik. Neden X? Bunu anlatır mısın? Neden Y değil, Z değil, neden X? Gizemli ve kaliteli bir şey X ya. Ben X'i çok seviyorum. Bence de cool. Değil mi? X. Nazmi Bey, ekmeği tanıtacağız, parçalayacağız, dünyanın anlatacağız. En nazlı ekmeği muhtemelen. İçeriği çok basit ama dediğim gibi süreçleri çok uzun. Sabah saat 6'da yapmaya başlıyorlar bu ekmeği. Saat 11'e kadar ancak sadece ekmek oluyor. Bu var ya bu. Bu ekmek değil, bu başka bir şey. Tarkan'ı da en kısa zamanda buraya bekliyoruz. Beşiktaş Tübesi'nden, paket servisten de kendiniz evine söyleyebilir. Onun evi Beşiktaş'a yakın. Burada hemen izleyiciler şey diyor, acaba Tarkan'la da mı arkadaş falan. Onu bir sonraki videolarda Tarkan'la kokoreç yerken izleyebilirsiniz. Molten Burger. Sizin de ağzınızda çedar patlayabilir. Ne dersiniz? Evet, Molten Burger'imiz geldi. Şöyle eldivenlerimi de takayım. Sürprizli burger. Bakalım ne olacak? Gel abi, gel. Şimdi şöyle burgerimizi... bu taraftan çıktı. Nazmi. Uf, nefis kokuyor. Çedar sevenler için. Evet. Ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı 23,5. 23,5 TL arkadaşlar şu gördüğünüz Molten Burger. 140 bu gram. Bu evet. 90 gram regular boy ve 180 gram double. Yerim abi, yerim. Evet, 2 günlük hamburger yolculuğumuzun sonuna geldik. Eve geçerken bu ıslak ve yağmurlu günde Kızılkayalar'dan ıslak hamburger yemeyi de unutmayalım dedik. Islak hamburgerimizi de yedik ve şimdi hamburger turumuzun sonuna geldik. Kısaca hamburgercileri değerlendirmek istersem Ataşehir'de Hazaremeni Şef'in Fire Room adlı restoranı bence en iyisiydi. Yediğim çok farklı bir burgerdi oradaki. Gerek ekmeği, gerek pöç, eti, sosları, patatesi, içtiğim aktif karbon limonata gerçekten çok lezzetliydi ve çok farklıydı. Çok beğendim. Fiyat performans olarak değerlendirecek olursak Etiler'de meeting bence çok başarılıydı. Standart burger dediler ama standardın üzerinde bir burger dedik ve yalnızca 30 TL'ydi. Bu arada videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun altına yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Dediğimiz gibi gittiğimiz bütün restoranlardan şanslı 3'er kişiye hamburger hediye edeceğiz. Aynı zamanda çekilişi O Ne Diyor Yemek Instagram hesabından duyuracağız. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Herkese yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Yerim abi diyorum ve öpüyorum. Arkadaşı da çek bak, çok güzel bak. Mitko. Orada yatıp yayılıp çok keyifli burgerler yiyebilirsiniz.